Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün araştırmacı Anne ile birlikteyiz yine. Sizlere almış olduğu bazı organik ürünleri tanıtacak. Sözü araştırmacı Anne'ye bırakıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bitma marka organik gıda ürünlerini tanıtacağım bugün size. Bu ürünleri Instagram'da gördüm, aslında karşılaştım. Bol bol araştırırken, biz bayanlar olarak biliyorsunuz, bol bol araştırma yapıyoruz bebeklerimiz için. Şimdi yavaşça açalım paketimizi. Ben internetten sipariş verdim. Ve 3 gün içerisinde elimde oldu. Gayet sabırsızlıkla da bekledim açıkçası, söylemem gerekirse. Açılmayan kutu yapmışlar. Açamamıştım. Evet. Şimdi ilk önce içerisinden bebek ekmeği karışımımız çıktı. Bunu evde kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Çok kolay uygulaması. Bir tepside veya bir kek kalıbında yapabiliyorsunuz. Üzerine de yapılışını gayet güzel bir şekilde pişirme önerisini açıklamışlar. İsterseniz size küçük okuyayım. Bu paketin tamamını 1,5-2 su bardağı ılık su veya süt ile hamur haline getirip üzerini örtüp 2 saat mayalanmaya bırakıyorsunuz. Sonra kek kalıbını yağlıyorsunuz. İstediğiniz tepside 185 derecede kontrol ederek 40-45 dakikada pişiriyorsunuz. Bu kadar basit. Peki bir şey soracağım. Bu bir paketten kaç kilo ekmek çıktığı herhangi bir bilgi var mı? Onunla ilgili herhangi bir şey yok. Sadece karışımı gönderiyor Hatice Hanım. İçindekiler de tamamen organik. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Ben de ilk defa yapacağım ve çok merak ediyorum. Yapınca da muhakkak sizinle paylaşmak isterim tabii ki. Bence gayet kolay. Videonun altına ekmeğin nasıl olduğunu, memnun kalıp kalmadığımızı yazarız o zaman. Aynen. Şimdi bu kısaca özetleyecek olursak, bu bir paketten bir tane ekmek yapıyoruz. Aynen. Ama bebek yiyeceği için sadece bu ekmeği, kalan parçaları bence dilimleyip buzluğa koyabiliriz. Sonra parça parça çıkartıp kullanabiliriz. Kesinlikle. Uzun ömürlü olabilir. Bu arada bu aldığımız paket tamamıyla bir ürünleri denemek üzerine alınmış küçük bir paket. Memnun kalırsak tabii ki de almaya devam edeceğiz. Evet. Başka neler var? Şimdi asıl benim bebek ekmeği karışımından önce araştırdığım buğday ruşeyni. Bu şöyle göstermek istiyorum. Minicik ceviz, parçalanmış cevize benziyor aslında baktığımız zaman. Şöyle ezilmiş. Videoda tam ne çıkıyor mu bilmiyorum ama yanından geldiğince. Büyük ihtimalle bilen kişiler vardır buğday ruşeyni. Ama ben daha yeni karşılaştım. Açıkçası daha önce böyle bir şeyin varlığından haberim yoktu. Oysa ki ruşeyni çok değerli bir gıda maddesiymiş, çok önemliymiş. Buğdayın en tepesinde bulunan bir embriyo olarak geçiyor. Ve çocukların zihinsel gelişimi, bebeklerin idrar yollarıyla alakalı hastalıklardan korunmasını sağlayacak şeylere sahip, maddelere sahip. Yani buğdayın en üst kısmından yapılan bir evet. Ürün yani bu. Aynen, yani buğday özü olarak da geçiyor ismi. Ve bu tamamen %100 buğday özü. Ve buğday ruşeymi 1 ton buğdaydan sadece 1 kilogram çıkıyor. O yüzden çok değerli bir ürün. Lif kaynağı. O yüzden esas bunun için sipariş verdim aslında diğer ürünleri de. Benim için çok önemliydi. Özellikle bebeğimin zihinsel gelişiminin iyi olması için. O yüzden bunu aldığım için çok mutluyum şu an. Şimdi her şeyi çıkartalım. Kutuyu kenara alalım bence. Poşetini şöyle koyayım. Evet, bir ikinci üründe
makarna. Bu da tamamen tam buğday ununun tamamen organik bir gıda. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Hani bu renkli renkli olmasına bakmayın. Kesinlikle boya maddesi yok bunların içinde. Tamamen içinde bulunan gıdalarla alakalı bir şey. Mesela kırmızı pancar var olduğu için kırmızı renkli makarnalar. Yeşiller ıspanak da sanırım. Aynen, brokoli. Bir kısmı domates olabilir, brokoli evet. olabilir. Yani bu renkler tamamıyla gıdalarla elde edilmiş renkler olduğu söyleniyor. Aynen. Normal makarna gibi pişiriliyor. Tam buğday unlu olması ve bebeğimin makarna artık hani böyle ara öğün gibi makarna yemesini ve kendi motorik gelişimini sağlaması için onu alıp ağzına atmasını sağlaması için böyle renkli olması da ilgisini çekmesi açısından çok istedim böyle bir makarnayı bulmak ama tam buğday unlu bulmak çok zordu. Zannediyorum e-bebekte gördüm tam buğday unlu makarnayı ama güvenemedim çünkü içerisinde katkı maddelerini gördüm. Benim için çok anlamsızdı. Normal makarna vermem yeterliydi o zaman. Bunlarda normal koruyucu etken madde yok. Yok, öyle hiçbir şey yok. Hayır. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Aynen. Çünkü hani organik olduğu söylenip de içinde hala koruyucu etken madde bulunduran marketlerde birçok ürün var. Aynen. Yani içindekiler kısmını alıyor mu kamera tam olarak maalesef bilmiyorum ama. Maalesef ışık yansıdığı için. Ama yani gerçekten içinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Çok güzel hazırlanmış bir gıda. Bunları şey yapabiliriz, bu etiketleri daha sonra fotoğraflarını çekip aynen. videonun sonuna ekleyebiliriz. Evet, olabilir. Bir de ruje emili irmik. İrmiği genelde çorbalarımızda biz kullanıyoruz. O yüzden ruje emili olması katkı maddeli diğer irmiklerden market ürünleri almamda daha iyidir diye düşündüm. Ruje emili irmik de almak istedim. Bu buğday ruje emiği de sabah kahvaltılarında bir çay kaşığı kullanacağım sadece. Daha fazlası zararlı olabilir diye düşünüyorum çünkü bebekler için. Bence harika ürünler. Ellerine sağlık. İnşallah biz de mutlu, memnun kalırız bebeğimizle birlikte ve bu ürünleri almaya devam ederiz Vitma'dan. Vitma'ya da teşekkür ediyoruz böyle ürünler yaptıkları için. Araştırmacı baba, başka bir sorun var mı acaba? Bu ürünler hakkında başka bir sorun yok. Sadece firmanın eğer internette bulabilirsem organik ürünler yaptığına dair sertifikalarını da videoya koymayı düşünüyorum. Hı hı. Bu tür başka firmalar varsa o firmaları da bulup o firmaların da ürünlerini alıp test edip ve bunlar hakkında da çeşitli videolar yapmayı düşünüyorum. Araştırmacı anneye bu konuda teşekkür ederiz. Instagram'dan araştırmış, bulmuş. Aynen. Ve bir videoyu daha bitirebiliriz. Bu sefer kapanışı sen yapabilirsin araştırmacı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Muhakkak abone olmayı unutmuyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere.